burasına yaptığımız bütün çizimleri diğer dairelere de yapıyor. Yani tek bir işlemde 4 tane işlem yapmış oluyorsunuz. Program size yardımcı oluyor. Buraya çizdiğinizin aynısını dördüne de çiziyor. Şöyle örnek verecek olursam. Çizim örneğini Kanvas'ı bitirdikten sonra Kanvas'ımızı buradan eylemler bölümünden Kanvas'ı yatay çevirebiliriz. Kanvas'ı dikey çevir, döndür. İstediğimiz şekilde döndürebiliyoruz Kanvas'ımızı. Ve hemen altında Kanvas bilgimiz var. Kanvas bilgimize bastığımız zaman bizim Kanvas'ımızın boyutu, piksel ebatı, DPI değeri, kullanılan katmanlar yani içinde kaç tane katman var, maksimum katman sayısı, renk tipini, RGB renk tipimiz, fırça darbeleri, kaç tane fırça darbesi var, düzenlenme süresi 10 dakikada düzenlenmiş. Ayrıca çıktı video alacağımız zaman, çizimimizin videosunu alacağımız zaman ki saniyesi 1 saniye, videonun kalitesi normal kalite ve yüksek kalite diye ayrılıyor. Bugünkü Procreate dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki Procreate dersimizde görüşmek üzere.